Canlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Bir şey değil, Esra Hanım. Eşiniz Bekir Bey burada. Evet. İki yıl boyunca aslında sizin yaşadığınız bu bir yıllık süre içerisinde yaşadığınız birçok olay var. Evet. İhanet iddialarından, işte sim kartlardan, telefonlardan ve bazı isimlerden bahsediyor. Tek bir niyetim var, boşanmak dedi. Bu iddiaları nasıl cevaplayacaksınız? Evet, şu an boşanma aşamasındayız zaten. Birinci mahkemeye çıktık biz kendisiyle. Benle çıkmadı sen. Sen gelmedin birinci mahkemeye. Hayır, sen gelmedin. Şu an yalan söylüyorsun. Ben mahkemeye gelmedim. Avukatım vardı benim. Avukatın gelmedi. Avukatın şey vermemişsin. Vekaletname vermemişsin. Onu da sordum ben. Avukatım şu ayıp bakın orada zaten. Arayıp öğrenebilirsiniz. Ben 8 milyar avukat tutmuşum boşanmak için. Benim avukatım vardı. Ben avukattan bir zahmet görüştüm. Sen gelmene gerek yok. Seni ben savunacağım diye bana söyledi zaten. Peki. Ben yani... hiçbir şekilde kaçmıyorum. Kaçmak da istemiyorum zaten. Ya kaçmıyorsan buraya geleceksin o zaman. Bu evliliği bitirme niyetinde misiniz? Buraya gel o zaman. Burada yüzleşelim. 85 milyonun önünde yüzleşelim. Birebir. Şimdi... Ben kaçmadım. Geldim buradayım. Gel hadi. Eşiniziz... Ben de kaçmıyorum. Ben gel o zaman. Elindeyim. Hayır. Tamam, eşinizin sizinle alakalı bu iddialarına ne diyeceksiniz? Şimdi diyor ki ben bir takım telefonlar buldum, yazışmalar buldum, isimler buldum. Öncelikle bu iddiaları kabul ediyor musunuz? Etmiyorum Esra Hanım. Benim çok şükür olsaydı kişilerle uğursuz bir hareketim olmadı. Asla da olmaz. Hepsini kendisi yapmıştır. Ben 15 seneden beri çektiğimi bir Allah bilir ki de ben bilirim. Artık kama dedi. Ben onun yüzünü... Bu altın şahit buna da yani ben... Halının altındaki sim kartları kime ait? Yani sizin başka biriyle görüştüğünüzü, yazıştığını iddia ediyor ama bu iddiaların hepsi asılsız. Hiç nedeni hepsini kendi yapmıştır. Hepsini kendi Çocuğun yapmıştır. Çocuğun montundaki telefon kime aitti? O da mı Fatma Altun'a aitti? Kız kardeşine mi aitti çocuğun cebindeki hepsini telefon? Balkondan çıkarken koydun onu içeriye. Balkondan elinde süpürge varmış gibi hareket yaptın. Canan karşında hiç çocuk yok. Gel buraya hiç gel Hodri Meydan. Peki siz şeyi soruyordunuz, bulgurun içerisindeki sim kartı kocanız kendi mi oraya koydu ve çıkardı? Kendisi koymuştur Esra. Bunlar benim evim altında. Peki bu ikinci bir telefondan bahsetti. Mesela ikinci telefonda yazışmalar var. Bu yazışmaları da kendi mi kurguladı? Hepsini kendi yapmıştır. Çünkü o gün olayın olduğu gün ben içeri dahi çıkmasam. Küçük telefonu. Elini koymuş gibi direkt ben içeri gitti getirdi kardeşine Tamam küçük telefonu canım şu an kamyon yüklüyorum geleceğim birazdan diyen ben mi yazdım karşındaki evet, dostum mu yazdı? Evet telefona geldi bu mesaj telefona. Biz bu tutanağı tutturmadan mesaj geldi. Ben açtım. Tamam Canan Hanım. Canan bir saniye beni dinler misin? Madem bu kadar dürüstsün ve doğrusun. Gel kardeşim DNA yaptıralım çocuklarına. Var mısın buna? Var mısın? Hadi gel buraya gel DNA yaptıralım. Bizden olan bizimdir. Senden başkasından olan başkasınındır. Bizden olanı almaya geldim buraya. Başka hiçbir şey değil. Sen yıllarca bu çocuğu susturdun. Sen yıllarca bu çocuğu susturdun. Seni konuşturmam burada. Tamam seni gel buraya çocuklara DNA testi yaptıracağım. Gel buraya. DNA testi yaptıracağım ben. Bizden çıkan bizimdir başımızın üstüne. Evde senin olsun. Bizden çıkan bizim olsun. Ya bizden daha çıkan da benim. Çok çirkin bir tabir. Derdiniz bu değil mi? Beni evden çıkartmak değil mi? Seni derdimiz sen evden çıkartmak değil. Şimdi 5 yıldır kandırdığını ispatlayacaksın burada. Peki Canan burada. Hanım eşinizin şöyle bir iddiası var. Diyor ki yani benim çocuklarımla ilgili bir şüphem var. Hani bırakın telefon, sim kartı bulgurun içerisinde bulduğu, ikinci telefonu bulduğu yazışmalar. Bunları kendisini kurguladığını iddia ediyorsunuz. Çocuklara DNA yaptıralım teklifine ne cevap vereceksiniz? İsmail Can Avcı. Bunun benden olur zaten kendisi. Çocuğumu gelip götürdüğünde yaptırmıştır zaten. Şu an yaptırmıştır onu benden uğrun. Haberi vardır yani neyin ne olduğunu biliyordur kendisi. Çocuğumu görmeye götürüyorum. Gezmeye götürdüm. Evet doğrudur. Çocuğu gezmeye götürdüm. Yaptırmış
gerçekten. Peki bunu kimden duydunuz siz DNA testi yaptırdığını? Çocuğun kendisi söylüyor. Çocuk DNA testini yaptırdım diyor. Sen o bu DNA testini yaptırdığımızı bildiğin için mi aldığımız kıyafetleri şu kış günü sokağın ortasında diyor, sen bir annesin nasıl çocuk, soydun çocuğunu çırıl çırıl. Nasıl soydun? Sen bir annesin anne anne. Peki Canan Hanım, DNA testi yaptırmasının, çok özür diliyorum. DNA testi yaptırmasının sizin için bir sıkıntısı mahsuru var mı sizi rahatsız eden? Ben nasıl olsa sonuçtan eminim diye. Ne oldun? Ne oldun? Ne oldun? Gel buraya. Niye susuyorsun? Gel buraya işte. Buraya gel. Ablanı da al da gel. Ablanı da al. Omurat'ı da al. Bütün aileyi al gel buraya. Daha önce yaptırıldı mı DNA testi? 4 yıl önce yaptırıldı mı DNA testi? Yok abla ya. Yaptırılmadı 4 yıl önce. Burada gelip yaptıracağız. Ha anladım. Sizin sorunuz neydi? Niye sustun? Canan Hanım, eşinizin iddiası şu. Benim 2 tane evladım var ama eşim, bakın gözü görüşür o... Sizin aranızdaki gönül ilişkisi ama şunu iddia ediyor. Benim eşim görüştüğü kişilere benim çocuklarımın resmini gönderiyor. Böyle doğru. Bir iddiaya ne diyeceksiniz? Kendinden aldığım telefonun içerisinde bunu, çıkıyor. Bu adamın bunu, resmi de bunun telefonuna geliyor. Bunu diyor ki ben boşanma dosyasına delil olarak koyacağım. Ben çocuklarımı korumak istiyorum. Benim eşim hangi sıfatla benim çocuklarımın görsellerini başka biriyle paylaşabilir? Yani... Ben kimseyle resim falan telefonu aldığında çıktı. Telefonu alıp çıktı. Bu adama niye telefon mesajları gönderiyorsun? Resimleri gönderiyorsun. Ben kimseyle çocuklarımla resim yaptırdınız mı? Zaten ben öyle WhatsApp'tı, şuydu, buydu kurmasını da bilmem. Doğrudur. Gece saat 2'de 3'de Instagram'a girip WhatsApp'a girip konuşan ben değilim sensin. Eşiniz şu cümleyi kurdu. Dedi ki o günleri çocuğu aldığında DNA testi yaptırmış. Çocuğum bana söyledi dediniz değil mi Canan Hanım? Evet. Çocuk ne diyor? Beni diyor doktora götürdü babam. Doktor dedi ki ne diyor? Senin dişin çürümüş dedi diyor. Çocuğun ağzına bakıyorum çürüp diş yok ya. Ne zaman çürüp oldu bu? Yani. Ne zaman oldu Canan Hanım bu? 5 gün oldu ya. 10-15 gün çocuk bunu diyor. Yaptırdınız mı DNA testi? Yaptırdım abla. Bir dakika yaptırdınız yaptırdım DNA abla. Testi. Yaptırdım. Evet yaptırdım. Yaptırdım abla. Biz 9 aydır çocukları göremiyorduk ve ilk gördüğümüzde de ben Murat Akdeniz'in fotoğrafını ilk gördüğümde çocuğun fotoğrafı bana geldi ve ben dedim ki Bekir bu çocuk bize benzemiyor. Dedim. Benzemiyor dedim ve bunun üzerine bunu 8 aydır alıştırdım. Bu çocuğun bizim olmadığına dair. Ben sadece gözümle, mantığımla ilerledim. Bekir de dedi ki ilk aldığımızda bunu DNA testine götürelim ve biz geçen hafta değil, ondan önceki hafta aldığımızda Adana'ya DNA testine götürdük çocuğu. Götürdük, yalan yok. Gizli saklı da bir şey gelsin, yok. Burada da yaptıralım. İki çocuğa da yaptıralım. Evet, burada ben da öbür yaptıralım. Çocuğa da istiyorum. Madem bizim testimiz yanlışsa buyursun burada da yaptıralım. Madem her şeyi ben yapmışım, o telefonu falan ben kurgulamışım her şeyi. Bulut razının yani içine ben koymuşum. Yani 5 DNA testinin sonucu ne çıktı? Benden çıkmadı. Evet, biyolojik bağ bulunmamaktadır. Bunu boşanma dosyanıza sundunuz mu? Peki, Canan evet, Hanım. Evet, Kavukat Hanım. Evet. Canan Hanım, siz evet. O gün zaten DNA testi yapıldığını evet. Öğrenmişsiniz. Esra Hanım, biz DNA testinin sonucunu duydunuz mu? Ne oldu? Sustu bu. Bundan 15 gün önce böyle bir test yapılmış. Ben ondan 15 güne test yapıldığını duydum ama kendisiler bana söylemedi. Söylemem mi gerekiyor? Söylemem mi gerekiyor böyle şeyler sana? Benim arkamdan milyonlarca iş çeviriyorsun ve ben bunu sana her şeyi... Ben dürüstlüğümden kaybettim. Ben çocuğu teslim ettim kendisine. Anladım. Benim haberim dahi yok. Nereden bileyim öyle geçen bir şey olduğunu? Geçen hafta niye vermedin? Şimdi diyor ki 4 yaşındaki... Geçen hafta niye vermedin? 4 yaşındaki siz testinin sonucuna güvenmiyor musunuz? Bu birinci sorum. Bir de 4 yaşındaki çocuğun biyolojik babası ben değilmişim diyor test sonucunda. Evet. Again? Benim yani test yaptırdıklarından haberim dahi yok. Ben çocuktan öğreniyorum yani. Çocuktan öğreniyorum ki ne? Yani kendiler bana söylemiyor dahi Canan, yani. Çocuğun babasını da al gel Canan. Kimse onu da al gel. Muratsa Murat'ı da getir. Ahmetse Ahmet'i getir. Madem testi yaptırmışsınız kimse söyleyin ben dedim. Sen geleceksin, sen söyleyeceksin. Sen ben bilmem bunu. Buraya, onu sen söyleyeceksin. Buraya geleceksin. He. Sen onunla birlikte kimle aldattıysan, sadakatsizliğini kimle yaptıysan... Beni diyor. Beş yıldır kimle aldattıysan sen söyleyeceksin. Hepsi sizin kurmacanız. Hepsi sizin kurmacanız. Ne diyor? Tüm iddiaların hepsi kurmacadır diyor. Tamam gelsin. Tamam gelsin ben delillerle konuşuyorum. Buraya gel burada konuşalım. Yüzleşelim. Çocukları da getir burada tekrar DNA testine sokalım. Gel.
Aynen. Niye gelmiyorsun? Girsin, hayır zaten biz... Canan Hanım şu iddiada bulunuyorlar. Bir DNA yaptırdığını iddia ediyor baba. Bunu da sunmuşlar dosyaya. Boşanma dosyanıza siz bu konuda... Evet. Bir... Ha, avukatınız ya da siz gidip baktığınızda bunu öğrenebilirsiniz. O sonucu öğrendiniz mi? Hayır öğrenmedik. Ha. Ama bir anne... Çocuğunun soybağıyla ilgili bir iddia konusunda net ve kesin bir şeyde bulunur. Siz böyle iddiaları asla kabul etmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Test ama... sonucunun şaibeli olduğunu, kurmacı olduğunu mu söylüyorsunuz? Çünkü ne? Benim yanımda yapılan bir şey değil. Ben bir şey görmedim. Ben çocuktan öğreniyorum. Çocuğum şu an yani bana öyle bir şey diyor ki ne? Yani bir hastaneye gittin anne. Hastanede... Dedi ki doktor sana bütün kürümüş dedi. Babam beni doktora götürdü diyor. Ben oradan çözdüm olayı yani. Bana bir çocuğu vermiyor ki. Şimdi Canan Hanım iddiası yani kendi çocuğu için öyle. Diyor ki başka bir çocukla kendi arasında bir DNA testi yaptırmış. Bu testin sonucunda da sonuçta tamam. Tamam Esra Hanım buraya gelsin. Tamam Esra Hanım lütfen buraya gelsin. İki çocuğuma da istiyorum. Şimdi bu, siz bu evliliği sürdürme niyetinde olan bir çift misiniz? Yok ben bitirmek istiyorum. Gelsin buraya. Çocuklara ikisi de DNA testi yapalım. Eğer diyor çocukların soybağıyla ilgili böyle bir olay varsa. Düşürsünler bizim soyismi. Nüfusuma kayıtlı olan ama benim olmayan bir çocuk varsa hani ben onu kendi nüfusumdan çıkartıp yani. Kendim boşanmayı gerçekleştirip yeni bir hayat kurarım diyor. Bu da bir seçenek değil mi Canan Hanım? Zaten ben seçeneğimi seçmiştim. Kendi davayı açmıştım. Sen kendini seçmişsin bundan 5 yıl önce. Ya seçtin sen de başka bir yolda gitmişsin. Çocuğunu niye biz yıllarca bakalım ya? Gitsin soybağını bulsun çocuk. Sen çocuğa nasıl bir kötülük yapıyorsun? Yarın ya bu çok tehlikeli bir durum biliyor musunuz? Öğrenecek bu çocuk bunu. Şimdi Canan Hanım boşanma konusunda sizin talepleriniz neler? Velayet konusunda herhalde anlaşamıyorsunuz. Ailesi evimi istiyor. Benden evi istiyorlar komple. Ceketimizi alıp çıkacakmışız. Ceketini alıp çık git diyor. Önce kaplası Fatma Akbulut aynen o şekilde yaptırmış. Göndermiş kocasını bana da aynısını yaptırmaya çalışıyorlar. Ceketimizi alacakmışız sadece. Ya, bu... ya biz ona da razıyız, ona da razıyız. Şöyle söyleyeyim hani şimdi mesela bir ev vardır ortak alınmıştır. Burada kendiniz karşılıklı pay edersiniz. Herkes hayatına bakar ama... Şimdi ortada... mesela bir evlilik içerisinde bir çocuğun... çocukla alakalı böyle bir şüphenin ve iddianın olması gerçekten çok tehlikeli bir şey. Abla ağlasın. Biz bu iddianızda gerçekten sonuna hayır, kadar arkasındayız. Şimdi DNA testi falan yaptırdım diyorsunuz da yaptırdığının merkez test yeri de falan bellidir. Bu işler öyle kolay kolay. Bunların da cezaları var öyle gideyim de şu çocukla alakalı. Biz bunu şöyle bir sonuç zaten. Çıkartayım. Sonucu değiştireyim. Avukatımızın yönlendirmesiyle çok yaptık biz bunu. Hiçbir şirket böyle bir şeye asla girmez. Ama... Yani öyle bir çocuk anne karnına düştükten sonra onu dünyaya getirmek, böyle bir gerçeği beş saklamak... Beş yıl boyunca da bana baktırıyor yani Esra Hanım. Bana çok tehlikeli, çok sinsi ve çok farklı bir oyun gibi geliyor. Her şeyi yani. Geçelim Esra Hanım. Beş yıldır şeytani o çocuk planı. Bu adamı baba biliyor. Bu hani adam, yazıştığını bu çocuğu, görürsün, çocuğu biliyor. Yazıştığını görürsün, affedersin, affetmezsin. Başka biriyle ilişkisini görürsün, tercihindir. Hayır. Affedersin, affetmezsin. Hayır. Ama artık çocuklarla alakalı bu kadar şaibelerin olduğu, testlerin yapıldığı ve sonuçları neticesinde artık hiç kimsenin söyleyecek bir sözü yoktur. O ilişki daha fazla yıpranmadan, karşılıklı insanlar yani. Birbirlerine zarar vermeden... Yani. Biraz önce sizin söylediğiniz konuşmaya gibi yani ölümle mi cinayetle mi sonuçlansın? Gittik hiç uzlaşarak yaklaşmadı. Bir an önce o evlilik en uygun şekilde bitmeli. Esra bakın Hanım. Bunun zararı size de. Bu bir yani, sinir savaşı. Yani psikolojik olarak sabır savaşı. Sizler şunu söyleyeyim. Sağduyulu ve sakin kalan kazanır. Biz evet. Öyleyiz zaten. O yüzden haklı olan kazanır. Bir de şu var. Bekir. Mesela burada herkes baktığı zaman aile hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlık gibi. Ama eğer bir çocuğun soy bağını bilerek, isteyerek kaydediyorsanız... Zaten evlilik birliği içerisinde diye biliyorsanız da bunu kasten yapıyorsunuz. Bu artık ceza hukuku anlamında aile hukukuna dışında aile düzenine karşı işlenen suçlar kategorisine girer. Yani bir cezai müeyyidesi vardır. Yani bunu bilip bir anne olarak, ebeveyn olarak bilerek evlilik bağı içerisinde zaten doğan çocuklar kocanın üzerinde kaydedilir. Doğrudur. Bunu biliyorsanız... O çocuk üzerime kaydedilirken gene ben burada değildim. Evde değildim ben. Yeni burada olmanıza gerek yok. Resmi nikahınızın olmasa o çocuğun sizin üzerinize kaydediliyor olması. Biz hep sakin gittik Esra Hanım. Problem şurada. Anne bunu biliyor mu bilmiyor mu? Kavga çıkartma taraftarı değildik. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim dedim. Ben gözümle gördüklerime inanırım. Esra Hanım bu Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bunları tanıyanlar lütfen bağlasınlar.
Kesinlikle. Ya beni onların... tanıyan da bağlansınlar. Ben düşüncelerimde hiç yanılmadım Esra Hanım. Esra Hanım ben... Yanılmayacağımın da arkasındayım yine. 15 yıldan beri aynı hattı kullanıyorum. Yaptıralım. 15 yıldan beri aynı hattı kullanıyorum. Kendi benim üzerime 7 tane hat değiştirdi. Ne amaçlı bekir değiştiriyorsun? Bekir çıkarsa eğer bütün cezasını hak... Ben çekmeye razıyım. Evet. Boynum kıldan ince. Ama Mihrimah abla öyle olmuyor işte. Canım bak. Esra ablacığım bak, çocuğun, biz konuşmaya da gittik. Sana dedim bir şey ki, söyleyeyim mi? Bekir'in... Çocuğun hayatı, kafası, dünyası o kadar çok şey... Evet. Bak yaptığınız bir olay, yaşadığınız duygularınıza, nefsinize hakim tamam, olamadığınız bir olay anlatabiliriz herkesin yaşamını atlatacak? Domino taşlarını bilir misiniz? Böyle, evet. böyle pıt diye oynadığında bütün domino taşları nasıl birbirine sirayet eder ve etki yapar? Bunun gibi bir şey. Herkesin hayatını mahvediyor. Bir arkadaş olarak ben evine de gittim. Canan senin Bekir'le ne sıkıntın var? Benim kaynım sana ne yapıyor? Dövüyor mu? Şiddet mi uyguluyor? Alkol mü alıyor? Kumar mı oynuyor? Seni mi çalıştırıyor? Paranı mı yiyor? Bunların hiçbirisine hayır. Bekir beni çok affeder. Ya Canan seni neye dayanaraktan bu şekilde yapıyor? Ne gördü bu adam? Ne duydu? Ne biliyor? Açıkla. Açıkla. Yapacak başka bir şey yok. Biz buraya gelmesini istiyoruz. Murat Akdeniz de bağlansın. O da bağlansın. Gelsin, o da gelsin. O adamın telefonu, o adamın telefonu benim evimde ne geziyor? Yıllarca siz ablamla birlikte bu çocuğu bastırdınız. Daha bastıramayacaksınız. Bunu önce yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canan Hanım da söz hakkını, cevap hakkını kullandı. Dilerse de gelebilir buraya. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.